6 altcoin için kritik duyuru var. Adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Ve buradaki kritik duyurular dahilinde Ape, Shiba, Ripple gibi duyurulara genel hatlarıyla bir göz atacağız. Aynı zamanda Arbitrum. Şimdi yukarıdan başlayalım. Diyor ki 6 altcoin için kritik ortaklar duyurulu yapıldı. Fiyatlar arttı. Sürekli gelişen altcoin dünyasında stratejik ortaklıklar inovasyon ve genişlemenin arkasındaki itici güç haline geldi. İşte kripto alanında işbirliğinin gücünü vurgulayan altı yeni gelişme. Şu anda piyasadaki bütün devler, daha doğrusu dünyadaki bütün devler piyasaya gerçekten de giriş gerçekleştiriyor. Fakat bu girişleri yavaş yavaş arttırarak geliyorlar. Hani bir anda o tamam işte bu ağam babam falan diye tabii ki kimse yaklaşmıyor. Mesela Microsoft en son biliyorsunuz ki tıpkı X'in de denediği gibi cüzdan entegrasyonu meselesine bu adamlar takıldı. Fakat bunu ilk etapta tabii doğrudan yapmadılar. Xbox üzerine cüzdan entegrasyonu yapacaklarını dile getirdiler. Mahsus bu şekilde yaptılar ki önceden bir bakalım yani bakalım ne olacak? Yani burası üzerinde nasıl bir etki verecek ki main entegrasyonda bize ne sağlayabilir gibi. Mesela Çin'i düşünün. Çin Hong Kong'u tamamen bu amaçla kullanıyor şu an gibi. Altcoin app'in arkasındaki Animoca'dan önemli ortaklık. Blockchain oyun yazılım şirketi Animoca Brands'in yan kuruluşu olan Animoca Brands Japonya'nın Web3 oyun sektörünü genişletmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için şirket One Piece Treasure Cruise gibi popüler oyun uygulamaları yaratmasıyla tanınan Dracon Corporation'la ortaklık kuruyor. Bu işbirliği ünlü fikri mülkiyetlere sahip oyunları uluslararası pazarlara taşımayı ve oyunu Eternal Crypt, Wizardry BC'yi keşfetmeyi amaçlıyor. Şimdi ApeCoin hep söylüyorum yani gün içinde de bir video attım. Popüler bir altcoin olmasına rağmen tıpkı Ax'ta da gördüğümüz gibi maalesef iyi diyebileceğimiz bir altcoin değil. İyi ne demek? Risk ödül paritesi iyi değil. Ya ben burada tek tek bunları tekrar anlatmayacağım. Gün içinde uzun bir videoda sadece Ape'den bahsettim. Lütfen girip izleyin. Ama enflasyon halinde olan bir kripto paradır ApeCoin. Bunu unutmamak lazım. Popüler altcoin Shiba ile Bed ortak oldu. Shiba'nın resmi yapay zeka ortağı BedIDI kripto dünyasında dalgalar yaratıyor. Yakın zamanda bir soğuk cüzdan çıkaracağını duyurmasının ardından Bed, CoinMarketCap'te en çok izlenen 3. kripto oldu. Bu haber Bed'in fiyatını %17.7 oranında artırdı. Böylece yapay zeka tabanlı kripto paralara yönelik artan ilgi gözler önüne serdi. Bed'le alakalı tabii yani sorular oluyor, konuşmalar. Bir ara ortalama bir haftada 17x falan yaptı coin. Hani Shibarium'un geleceği haberleriyle birlikte Shibarium gelmeden önce falan. Normaldir. Burada şunu söyleyebilirim. B risk sermayedarı olunabilecek minvalde bir coin'dir. Tutup da tabii ki diğerleri gibi değerlendirmeyin. Hani öyle çok yüksek yatırımlardı bilmem neydi o şekilde olmaz. Ama eğer ki amacınız bir risk sermayesi oluşturmak ve ayırmaksa bet noktasını ben tercih edebileceğinizi düşünüyorum. İyi bir ilerleme ihtimali var yani. Sonuçta hala küçük ve minimal bir kripto para birimidir. Fakat ilerleyebilme ihtimali açısından iyidir diyebilirim. Yani buradaki ana argüman da tabii ki Shiba yönüyle ortaklık. Tutup sen Shiba yönüyle ortak olup şimdi yapay zeka üzerine çalışıyorlar. Adamlar Shibarium kadar hype ve bu sezon ilerleyebilecek bir katman projesinin sonuçta resmi ortakları. O yüzden bu önemli olacaktır diyebilirim. Bet de sezon içinde bence iyi bir beklenti verecektir. Ripple Labs Gürcistan'a CBDC konusunda yardım edecek. Diğer yandan Gürcistan Ulusal Bankası, Merkez Bankası Dijital Para Birimi pilot projesi Digital Gun için 9 firma arasından Ripple Labs'ı listeye aldı.
Proje, Ripple'ın blockchain teknolojisindeki uzmanlığın önemli bir rol oynadığı bir CBDC sisteminin fizibilitesini ve potansiyel uygulamalarını test etmeye amaçlıyor. Gün içinde biliyorsunuz bununla alakalı da konuştuk. Oldukça da önemli bir meseledir. Ripple zaten halihazırda sınır ötesi işlemleri gerçekleştiren bir altcoin projesidir ve bunu çok iyi yapıyor adamlar. Yani adamlar alanının en üst noktası. Onun üzerinde gerçekten de bir şey yok. 8 ülkenin merkez bankasıyla işbirlikli haldeler. An itibariyle Gürcistan'la birlikte çalışıyorlar. 9 etti. Tabii bunların içinden eliminasyona gidilecek fakat çok çok büyük bir ihtimalle Ripple da bunların içerisinde yer alacak. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın tokenizasyon üzerine de çalışma yapmak istiyor olması durumu ekstradan akıllara çok fazla şeyi de gördüğünüz gibi getiriyor. Bu noktada içlerinden seçeceği projenin Ripple olma ihtimali çok güçlenirken aynı zamanda Ripple'ın birebir de en büyük vizyonlarından, inovasyonlarından bir tanesi olan tokenizasyon meselesine bir merkez bankasının ilgi duyması ve çalışması çok ayrı bir konudur ve güzel bir olaydır. Arbitrum Vakfı ile Fracton ortak oldu. Arabi Altcoin'in arkasındaki kuruluş ve blockchain teknolojisinin savunucusu Arbitrum Vakfı da harekete geçti. Zira Japonya'da Arbitrum ve ölçeklendirme çözümlerini tanıtmak için Fracton Ventures ile bir araya geldi. Bu ortaklık Japonya'nın blockchain ekosisteminin kullanılmayan potansiyelinden yararlanmayı, inovasyon ve büyümeyi teşvik etmeye amaçlamakta. Japonya son zamanlarda piyasada korkunç aktif. Piyasa üzerinde en çok var olan pazarlardan bir tanesi. En çok ortaklığın, işbirliğin ve yine en çok pozitif haberin alındığı taraftır diyebiliriz Japonya. Arbitrum'la alakalı konuşursak ARB'yi şu an balinalar topluyor. Kurumsal ilgi belli ölçüde oluşturmaya çalışıyor. Yani bu coin sezon içinde belli güzel hareketler verecektir ARB. Ama Arbitrum teknik yapısı ve genel stratejileri sebebiyle biraz zafiyetli bir katman iki projesidir. Dolayısıyla uzun vade değerlendirmelerini önermemekle birlikte özellikle yatırımcının hali hazırda Matic coinleri yoksa ve doygunluğa ulaştım hissiyatında değilse yine de Matic'siz ARB'ye geçiş yapılmasını çok önermiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.